Ebru Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Özcan Bey merhaba. Merhaba. Aykut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu keyifli röportaja Emre Bey ile başlayacağım müsaadenizle. Buyurun. Emre Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben 1985 doğumluyum. İsmim Emre Berber. İstanbul'dan taşındım memleketim Çanakkale'ye. 5 yıl önce de burada tesadüfen bu haberlerde gördüğüm şeyle başladım. Gördüm. Ondan sonra üretime başladık. Şimdi de daha büyüterek devam ediyoruz işimizi. Evet. İşleri de birleştirdiniz sanırım, hem Özcan Bey'le hem Aykut Bey'le. Evet, Aykut Bey'le geçen 6 ay önce tanıştık. Özcan Bey'le zaten burada tanışıyorduk. Onlar da, Aykut Bey zaten üretim yapmaktaydı İstanbul'da. Burada birlikte hem ham madde üretim, hem istiridye, hem de kültür mantarı üretimine başladık. Evet, çok kısa Özcan Bey'e de sözü vereceğim. Evet. Buyurun Özcan Bey. 1968 Çanakkale doğumluyum. Evet. 50 yıl İstanbul'da yaşadım. Tekrar memleketime döndüm ve bu mantar işine başlayarak bir yol çizmeye çalışıyoruz kendimize. Böyle tecrübeli bir girişimci olarak evet, sektöre tekrar bir adım attınız. Evet, inşallah. Aykut Bey'e de sözü vereceğim. Buyurun. 1990 Bartın doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteydim. Bu işi de İstanbul'da yapıyordum. Emre arkadaşımızla tanıştıktan sonra burada güç birliği yaparak beraber yol almaya karar verdik. Ne güzel, sır sır omuz omuza vermişsiniz. Burada mücadele ediyorsunuz. Tabii. Aslında diyebiliriz. Peki Emre Bey, biraz yaptığınız işlerden bahseder misiniz? Neler yapıyoruz? Burada ham madde üretimini yapıp kompostları doldurup bayan girişimcilerle birlikte, çalışanlarla birlikte doldurup Aykut Bey'in odalarına koyuyoruz. Ondan sonra da mantarı orada üretip satışını yapıyoruz. Yani burada hem istihdam sağlıyoruz, hem üretimi canlandırmaya çalışıyoruz, hem de ekonomimizi destek veriyoruz. Evet, peki Aykut Bey, siz bölümünüzde neler yapıyorsunuz peki? Biz Emre Bey'den aldığımız, ürettiği ham maddeyi kendi odalarımıza koyup mantar haline gelmesini sağlıyoruz. Evet, Özcan Bey? Biz de kompostumuzu dışarıdan alıyoruz, kültür mantarı kompostunu. Odalarımıza koyuyoruz ve şu anda üretim aşamasındayız. İnşallah satış aşamasına da geçeceğiz. İnşallah diyelim. Çok seviyorsunuz lan mesleğinizi Emre Bey. Kesinlikle. Bence, çok severek yapıyoruz. Hani keyif, zaten aynen, sevmeden de bu iş yapılmaz. Yapılmaz. Her iş böyle de bu iş bir tık daha fazla. Yani bu sosyal medyada sürekli bizi destekleyen arkadaşlarımız var. Bu konuda bize destek veren ailemiz olsun, çevremizdeki arkadaşımız olsun. Herkese de buradan teşekkür ederiz. Değil mi? Hedeflediğiniz yerde misiniz Emre Bey? Daha da ilerisi. Hani şöyle bir bakın, istediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi? Bundan sonra neler olacak kısmetse? Şu an %70'lik bir istediğimiz konuma geldik. Bundan sonrası daha da büyüterek devam etmek. Biz de bu yolda sizlere başarılar. Teşekkür ederiz. Dileyelim o zaman. Teşekkür ederim. Son mesajınızı alalım mı? Sözü büyüğe mi bırakalım? Bırakalım. Hocam size bırakalım büyük olarak sözü. Buradan neler aktarmak istersiniz? Çanakkale'ye, gençlere, tüm Türkiye'ye aslında. Evet. Özcan Bey buyurun. Yani bu İstanbul'da ben 50 yıl yaşadıktan sonra buraya dönerek, buraya geldikten sonra iş yapmaya başladım ve tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Evet. Buradaki üretimle Türkiye'nin her yerine ulaşmak mümkün. Bütün arkadaşlara da bunlarla alakalı yardımcı olacak olan çevremizdeki insanlar da var. Hepsine, herkese teşekkür ediyorum. Biz de herkesi buraya davet edelim. Anlattıklarımızı yaşayarak görsünler. Bir çay kahve içerler, bir tanışmış tabii olurlar. Tabii. Tarıma destek verelim. Tarım çok önemli. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Evet. Çiftçi bizim her şeyimiz, tarım her şeyimiz. Aynen. Bu olmadan olmaz. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emre Bey, Özcan Bey ve Aykut Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun.